İdam cezasının uygulandığı ülkelerden biri olan Amerika'da bir ilk yaşandı. Cinayet suçundan ölüm cezasına çarptırılan Eugene Smith isimli bir mahkum Alabama eyaletinde nitrojen gazıyla zehirlenerek idam edildi. Alabama hapishane sözcüsü Kelibets özel bir maske takılarak nitrojen gazı soluması sağlanan Smith'in yerel saatte 20-25'te öldüğünü açıkladı. Nitrojen hipoksisi olarak bilinen yeni infaz uygulaması Amerika'nın yanı sıra dünyada da bir ilk olarak kayıtlara geçti. 1989 yılında bir din adamının eşi olan Elizabeth Senet'i kiralık katil olarak öldürmekten suçlu bulunan 58 yaşındaki Smith'e verilen idam cezası 2022 yılında zehirli iğneyle infaz edilmeye çalışılmıştı. Smith Smith'in damar yolunun bulunamaması nedeniyle infaz ertelenmişti. İnfazın durdurulması talebi reddedilmişti. Nitrojen gazının ölüm cezasının infazında kullanılacak olması kamuoyunun farklı kesimlerinin tepkisini çekmişti. İnsan hakları savunucuları daha önce denenmemiş olan bu yönteme karşı çıkmıştı. Smith'in avukatının infazın durdurulması talebi de federal mahkeme tarafından reddedilmişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise daha önce kullanılmamış bir infaz yönteminin işkence ya da insanlık dışı uygulama anlamına gelebileceğini belirterek nitrojen gazıyla infazın durdurulması çağrısında bulunmuştu.